Merhaba sevgili dostlarım. Sengoku Dynasty huzurlarınızda. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmiş bölümde keşif yapmıştık. Birçok eşkıyalarla karşılaştık, tüccarlarla karşılaştık. Üzerimize kıyafetler almıştık ve aynı zamanda aramıza bir bayan katılmıştı. Nüfus sayımız bu şekilde artmaya başladı. Daha da artacak ilerleyen bölümlerde. Bu bölümde keşif yerine burada yapılması gereken inşaatları yapacağız ve aynı zamanda ana görevlere odaklanacağız. Biliyorsunuz bizim ilk başta köprüyü aktif etmemiz gerekiyordu ve oraya bir işçi atamak gerekiyordu. Bu bölümde o işçimizi atamıştık. Bu bölümde o işçimizi atayacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Artık yeni bir sezona geçme zamanı geldi. Kış mevsimi biter mi bitmez mi bilmiyoruz. Onu sizlerle birlikte biz de göreceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Enes kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin? Hoş buldum abim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim. Hamdolsun ben de iyiyim. Ben hazırım Enes. Sen de hazırsan başlayabiliriz. Tabii ki abi hazırım. Tamam o zaman. Şimdi bizim ana görevlerimizden birkaç tane görev eklenmişti. Bu görev değil. Hemen şöyle ben görev listesine geçiş yapayım. Olur ben Yenilenmeye... giriş yapmadım ya. Beni beklemedin. Pardon. Tamam burayı kesiyorum. Hazır Tamam burayı mısın kesiyorum. dediğin yerden şey yaparsın abi. Tamam. Enes hazır mısın? Yok gireyim abi şimdi ben. Tamam. Giriş yapıyorum şu an. Tamam. Tamam başlatayım. Başlattım abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Evet sen doku. Dynast'ın adını telaffuz edemiyorum pek. Kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olur. Çok sevinirim. Yanımda yine Ahmet abi var. 5'teki kanalında. Açıklamada onun kanal linkini koyacağım. Onu da takip edersiniz. Çok sevinirim. Çok mutlu olurum. İkimiz aynı anda çekiyoruz bölümleri. Onun gözünden de izlerseniz daha güzel olur. O farklı şeyler çekiyor. Ben farklı şeyler çekiyorum. İkimizin gözünden izlerseniz daha iyi olur. Bugün Ahmet abiye odaklı oynayacağız. Görevleri yapacağız. Haberiniz olsun. Ahmet abicim hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hamdolsun ben de iyiyim. Enes ben hazırım. Ben Sen de de hazırım tamam abi. çok güzel. Sen de hazırsın. O halde Evet. başlayabiliriz. Ana görevlere aynı Başlayalım. şekilde yine odaklanacağız. Fakat Aynen. bizim ilk başta ana görevimiz vardı. Şimdi o ana görevimizi aktif edelim. Yenilenmeye giden yol. Ne demişti Evet. bize? Sosogi'deki kazazedeler seni seviyor gibiler. Gerçek bir lider olmanın vakti geldi. Köylülerin çalışmalarını organize edip köyü koyağın geri kalanına açmalısın dedi. Şimdi artık Evet. köyümüzü geri alan kısımları açacağız. Aramıza yeni bir nüfus katılmıştı. O nüfusun Evet. evini inşa ettik. Onu Şimdi tamamlamıştık diğer evet. videoda. Aynen. Şimdi şöyle bir hanedanlığa basayım ben. Nüfus. Ako'yu biz işe atamıştık. Ako şu an boşta. Hemen şöyle bir yani şu köprüye doğru bir gidelim mi? Mevsim değişmemiz gerekmiyor mu abi Evet, önce? onu değiştireceğiz. Önce bir köprüye gidelim bakalım onun son Arkandayım. akıbeti ne oldu? Ona bakalım. Ondan sonra geri gelip mevsimi değiştirelim. Ya arada elim çarpıyor şifte basarken kaydım. Arkadaşlar bölümleri severek umarım izliyorsunuzdur. Eğer beğendiyseniz de kanalın videolarını beğenmeyi ihmal etmeyelim. Evet. Evet. Şimdi geldik buraya. Özel projeler için üretim binası. Şimdi hanedanlık, nüfus, Buraya işçi Sayuri, arayacağız. işver. Sonraki mevsim %10 demiş. Tamam. Enes, burada yapacak bir şeyimiz yok. Buranın son akıbeti hala aynı duruyor. Biz gidelim, Evet. mevsimi değiştirelim. Bakalım köprü açılacak mı? Hep birlikte görelim. Tamam abi. Ben seni Sosogi'den, bekliyorum burada. tamam. Sosogi'den, aynı sen orada kal. Bak bakalım köprü açılacak mı? Sosogi'den çıkışı sağlayacak köprüyü yeniden inşa et diyordu bize. Artık Evet, o burada köprüyü zaten giden inşa etme yollar var. vaktimiz geldi. Evet. O Evet. köprüyü inşa edelim ki farklı eklentiler açılsın. Onlara Farklı odaklanalım. yeni görevler gelsin bakalım. Tabii canım.
Tabii canım. Zaten keşiften dolayı birkaç tane görev almıştık. Onları da yerine getireceğiz. Evet. Sonraki mevsime geçebilirsin diyor. Mevsimi değiştir diyorum. Hızlı seyahat diyor. Hızlı seyahate gerek yok. Biz oyunun her şeyini, bize sunmuş olduğu bütün her şeyi Evet. burada sizlere yansıtmak istiyoruz. Hemen şöyle bir E'ye bastım. Şimdi mevsimi değiştirmek için yetişkin 5 tane yani biz de dahil içinde nüfus var. Gıdamız 664. Meşrubat Evet. 0. Bizim meşrubatımız yok. Mevsimi Mevsimi değiştir belli değil. diyorum. Değiştir bakalım ne Enes yapalım abi. mevsimi değiştiremedik. Niye abi? Bizim eksiğimiz var. Meşrubat lazım bize. Ama yok değişti. Değiştirdik abi. Değişti Ben de tamam. bastım çünkü. İki kişi He. basması gerekiyor. Tamam, çok güzel. İyi, bu kısmını da öğrendik, iyi oldu. İki kişi yazıyor çünkü. Onu Tamam. gördüm bastım. Tamam. Ben de sandım orada gıda vardı, meşrubat yoktu. Acaba dedim onu mu istiyor diye. Şu an animasyon var değil mi abi sende? Senin de aynı değil mi? Tamam. Evet. Tamam o zaman köprü aktif edildi. İnşaatı. Evet. Ben çünkü direkt yanına ışınlandım. Tamam o zaman. Mevsimi değiştire basınca. Tamam o zaman. Hadi Güzel. bakalım. Çok merak ediyorum abi Evet, köprüyü. hemen köprüye gidelim. Bakalım. Evet, mevsim değişti artık. Karlar eridi, bitti. Abi benim evim değişmiş. Benim evimi... Senin evin nasıl değişti? Vallahi değişmiş abi. Sen benim evi buna vermişsin. Kime vermişim? Sayıyorum. Olsun. Benim Sayıyorum ya. haritaya Tamam, ne güzel vermişsin. işte bak. Ben orada doğdum abi. Haksızlık değil mi şimdi? Ben o kadar Ama Enes'im güzelleştirmişim. inan ki, evlere isim veremiyoruz. Aynı zamanda rastgele hepsini gösteriyor. Gel abi gel boş ver. Yani rastgele Bu hepsini sefer gösteriyor. sonbahar ayındayız abi Evet. Yeni. biz. Böyle olmaz E, şimdi ki. e, dur Enes. Köprüye bakalım. Köprü neredeydi? Devam et abi böyle. Görev tamamlanmıştı. Tokşi Bize ile konuş diyor abi. Takashi ile konuş diyordu. Arkadaşlar şimdi Tokşi Aynen. mi? Abi köprü olmuş bu arada. Olmuş mu? Evet. Bakalım hemen köprümüze. Atölye kalkmış ama buradan. Demek ki tamam. İnşaat tamamlanınca atölye otomatik kalkıyor. Güzel. Evet. O zaman diğer tarafları da aynı şekilde yapacağız görevlerini. Tamam, güzel. Köprü açılmış. Hayırlı olsun. Evet, şimdi Takashi'ye gidelim konuşalım. Bakalım Takashi bize ne diyecek. Ahudul çallarını özlemişim ya. Toplar izini. Yani atıştırmalık her zaman iyi gidiyor. Evet. Şimdi gidelim Takashi ile bir konuşalım. Hadi bakalım. Geliyorum arkandayım abi. Tamam. Enes, bu arada benim karnım aç. Ben şöyle bir Benim o kadar topraklarından açtı. ahududulardan yiyeyim. Karnın açsa et verebilirim. 11 adet et kaldı. Et alırım abi. İki tane var. Tamam gel. Eti o zaman şöyle bir istifi ayır diyorum. 6 adet yere attım. 6 adet burada yerde. Çiğ et mi abi? Yok, pişmiş et. Ben sana çiğ et Aldım. vermem. Ben Teşekkür sana pişmiş ederim. et veririm. Afiyet olsun. Güzel. Karnımızı da doyurduk. Takashi neredesin? Takashi ile bir konuşalım bakalım ne diyecek bize. Evet. Yoldanız kaldı. Sen konuşalım abi. Başardık. Köprü hazır. Evet. Kız kardeşim çoktan bahsetmişti bana. Köprünün tekrardan bu şekilde ayakta durabileceğini hiç düşünmezdim. Yaptığın işlere herkes ayrı minnettar. Hatta topluluk teşekkürlerini size sunmak için tertemiz bir kıyafet seti vermek istiyorum. Vay, güzel. Oo. Güzel, bunu sevdim. Ne verdi? Fukara kıyafeti toplandı. Bu mu? Bari o fukara kısmını kisilat. Evet. Bir köy liderinin etrafta böyle paçavralarla gezmesi hoş olmaz. Sonuçta alınma bana lütfen demiş. Alınmadım, teşekkür ederim. Başka kıyafetlere de sahip olmak istersen eğer, dikim evi açıldı az önce. Olmak istersen eğer bir dikim evi inşa etmeni önerebilirim. Sen yeter ki iste. Bu konuda sana destek olurum demiş. Gitmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Burası gibi yerler bazen tehlikeli varlıkları çekebilir üzerine. Hatta ölümcül varlıkları bile çekebilir. Kimse bahsetmedi mi sana bu durumdan? Tehlikeli varlıklar dediğin haydutlar mı? Birileri bize saldırmak isteyebilir mi yani?
Keşke haydutlar olsa sadece. Yakınlarda yaşayan tuhaf bir yokai var. Kıpkırmızı yüzüyle öfke akan bakışlarıyla dişi bir şeytan kendisi. Aklından ne cinlikler geçiyor bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şey aklından geçen şeyin kötülük saçacağı. Köyün çıkışındaki patikayı nehir boyunca takip edersen ona denk gelme imkanın olabilir. Arada bir gözlem yapsan iyi olur. Peki onu görürsem ne yapayım? Ben nereden bileyim bunu? Git Kengyo'ya sor. Şeytanı ilk gören kişi Kengyo'nun ta kendisi. Peki o zaman. Bilgilendirme için teşekkür ederiz. Hemen dikim evini yapalım mı abi? Evet, hemen bir dikim evi yapalım. Bakalım nelerimiz açık. Ona göre bir şeyler dikelim kendimize. Bizim bu köye bir dahaki bölümde abi. Çünkü çok karışık oldu burası. Baksana. Sesin kesik geldi. Bu köye bir dahaki bölümde düzen yapmamız lazım. Aynen. Bir düzen yapalım bu şeye, köyümüze. Artık her köyümüz... Her şey iç içe oldu. Biz gelişi güzel çünkü yaptık. Düzenleriz diye. Aynen. Aynen. Nüfusumuz artıyor. Artık yani köylükten çıkıp mahalle olacağız. Artık yani düzen bir gerekiyor şeyler, yani. Aynen. Şimdi nereye yapalım abi dikim evini? Şimdilik köyü yine aynı şekilde böyle yan tarafa koyalım. Sonra bunların hepsini istifleyelim. Benim düşüncem gel abi bu. O zaman. Benim arkasına düşüncem. Direkt arkasına. Şöyle koyalım. Tamam. Neredeydi o? Arkasına değil. Bak ne yapalım biliyor musun? Yanına mı diyorsun direkt? Aynen. Direkt yanına şimdilik koyalım. Ama yana sığmıyor abi daha demin. Böyle oluyor anca. Ne diyor orada? Ne var orada? Senin olduğun yere koyuyorum abi. Oraya oluyor. Tamam. O zaman yönünü bana doğru dön. Bunu halledeceğiz. Tamam. Böyle oluyor abi. Tamam koy o zaman şimdilik öyle. Zaten bir dahaki bölümde köyü düzenlerken hepsini bir zemin ayarlarız. Ne istiyor şimdi bu bizden? Kütük istiyor abi şu an. Kütük mü? Varsa sen ver abi ben de bitti. Kütük ben depodan alıp geliyorum hemen. Kütüğüm bitti. Şimdi ben böyle uzunlama yaptık ya habire böyle uzun mesafe git gel git gel. Aynen yerlerini de tam ezbere bilmiyorum. Gerçi güzel yaptık düzenleriz diye. Aynen. O yüzden. Direkt şuradan. Ben bütün kötüklerin hepsini alıyorum. Aynı zamanda bunlara bir iş verelim. Hazır buradayken. Ben şunu aldım. Meşrubat yok. Meşrubat yapmamız lazım. Şimdi buna bir iş verelim. Bu ağaç da gerekecek o zaman. Bu bize ne yapsın bize? Aşçılık yapsın mı? Aşçılık yapsın. Yemek ihtiyacımız var abi aynen. Aşçılık ne yapabilir ki bize? Et ekleyeceğiz. Bize et pişirecek. Onun yerine avcılık yapsa bize. Avcılık. Şu yapıyı bitirelim. Aynen bunlar şimdi kalsın ya. Şu yapıyı tamamlayalım bakalım ne var ne yok orada. Ona göre onların görevlerini tazeleyeriz. Tamam ben geldim hemen. Sen işaret edeceksin ben olanlara vereyim tekrar. Tamam. Kütüğüm yok yalnız. Kalas, kalas bende az var ama. At abi sen yere. Ben yere atıyorum 4 tane. İşbirliği. Yere attın mı az önce? Yok, gelmedi işbiri. Tamam. 4. 4 tane attım yere. Tamam. Bakalım ne istiyor sonra. Oni babayı bul diyor ve civardan uzaklaştır diyor. Oni baba. Tamam onu buluruz sonra. Bambu istiyor Enes. Bambu istiyor. Ben bambu hayır almaya ya gidiyorum. Kalas mı istiyor? Nerede var? Bambu nerede var abi? Ben bambu rahibenin oradan alacağım geleceğim. Ben bu kütükleri tamam attım buraya. Tamam ben onları alayım yapayım o zaman. Aynen. Ya ince dağlarını ikişer tane istiyor. Hepsini gerçi attım oraya. Ben gideyim biraz bambu toplayayım geleyim. Oni baba hakkında Kenjo'dan bilgi al isteğe bağlı. O yan görevmiş. Tamam. Yan görevler şimdi kalsın. Biz ana görevler üzerinden devam ederiz. Hı-hı. Gerekli olursa yan görevlere bakarız.
Ceral da vardı orada. Bize kalat lazım. Bunları biraz yakalayayım. Abi bazılarını alamıyorsun. Envanterin dolu ise alamazsın. Daha kaliteli balta ve keser gerek. Hadi be. Evet. Oo. Bazılarını öyle diyor. Demirciye baksana bir açılmış mı diye. Bakacağım. Demir kaliteli şey gerekiyor abi. Bu inşaatımızı bir bitirelim. Güzel de vardı orada. Bambu lazım abi. Tamam, bambu geliyor. Kaç tane lazım? Bir dakika bakacağım. Hemen Taş bakıyorum. baltam gitti. 4-8 tane abi. 8 tane, tamam. Bambu geliyor birazdan. Tamam. Şimdi biz taş balta yani kullanıyoruz. Bunlara daha Evet. fazla vuruyoruz. Eminim demirden, çelikten vesaire gibi maddelerden yaptığımız zaman daha kısa sürede kesebileceğiz diye düşünüyorum. Evet. Saniye de onu. Tamam, ben geliyorum şimdi sana doğru. Abi demircide bir şey yok hala. Yok mu hala? Heykel var. Orası Taş öyle. testi Orası var. öyle. Orası öyle. Biz farklı bir şekilde bir tane demirci var inşaat olarak. Biz onu yapacağız. Aynen. Burası işletme. Burada bir şey yok abi. Tamam. Biz bir de döküm de yapmamız gerekiyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Eğer yapmamız Hatırlamıyorum. gerekiyorsa dökümü de yaparız. Bakalım dökümden neler Bakalım. yapabiliyoruz. Bize kalas şeyler lazım abi. Ne? Kütük. Kütük. Tamam, sen o zaman kütük toplamaya git biraz. Şu Ben şu elimdekileri de bambuları vereyim. vereyim bir. Tamam, bambuları verdim buraya. İnce dal istiyormuş burası. İnce dalları hallettim. Allah. Evet, kalas istiyor Çekiç burası. kırıldı. Kalas istiyor. Ben bir kez kütük toplayayım geleyim. Abi bende var da olmuyor işte bak gel. Nerede? Bak arkandayım. Bunların Bak atıyorum buraya bunları. Bunlar başka galiba. farklıdır. Evet. Bunları kesemedik. Bunlar Dur, hiçbir işime yanlış şeyi yaramıyor. aldım. He, tamam. Şunları. Bak, bunları yapabiliyoruz. Evet onlar olmuyor. Yapılabilecekler ayrı, bunlar ayrı. Tamam. Tamam, onları yaptım ben. Onları dene abi belki onları Bunlar tam etmezse olur. geleyim toplayayım. Yok yok, şu an kalas tamam. Onları sen topla istersen. Onlar senin çantanda kalsın. Onları depoya atarız. Onları farklı şeylerde kullanırız. Taş lazım, iki tane kütük lazım. Haberin olsun. Boyumdaki kütükler oluyor mu acaba? Oluyorsa ver direkt. Taş bitti mi? Bazen vuruyor bazen vurmuyor anlamadım. Taş bitti. Bende de yok. Tamam, taş almaya gidiyorum ben. Şurada var abi ben. 6 numara. Taş kazma da gitti. Elinde toplayabiliyorsun abi bazen. Ufakları toplayabiliyoruz. Onlar da olmuyor mu? Oluyor sanki. Ben Onlar onlarla da yapıyorum. büyüklerde olmuyor, baksana. Büyükler de olmuyor canım. Küçükleri toplayabiliyor. Buranın da kapısı yokmuş. Tamam abi bitti burası. Tamam. Ben de İçi biraz kaldı tek. tamam. 17, 18, 19, Kürt 20. lazımmış abi. Ne lazım? Kürt. Tamam, çok güzel. Bende var. Var mı? 4 tane de Var var. kalas lazım abi. Tamam, güzel. Sen kalasları al. Ben kürkleri 3. almaya 3. gideyim. 3 tane lazım kürt. Tamam, 3 kürk bende çok var. Hay Nereden buldun abi onları sen? hayvan almadık ya. He doğru. Hayvanların kürklerini aldık onlardan. Buradan ağaç keseyim. Bu yanlış ev. Evi karıştırdım. Kasıyor benimki. Arada olur öyle. Evet, 19 tane kürkümüz var. Başka herhangi bir şey lazım mı? Kalas.
Tamam. Onları şimdi hallediyorum. Kalas bende 6 tane var, geliyorum. Tamam, onlar yetiyor o zaman. Aynen. Ben yine de topluyorum. Tamam. Güzel. Enes, yaptık bir şeyler. Tamam. Şimdi alt tarafta ne var? Maske var. Kendimize maske yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz şu an. Kitsune Oo, mask. bak kıyafete gel abi. Kıyafet. Oo, güzel. Ama şu an hepsi kilitli ya. Evet. Bunlar açılacak o zaman sonra. Bak, Bunlar şapkalar da da kilitli. yırtıkçı açılır. Bunları yapıp tüccarlara satabiliriz daha Abi bir sonra. tane sandalet yapabiliyorsun, barajı. Sadece hasır pelerin yapabiliyoruz. Uzun kamışlardan yapılan bir pelerin giyen kişiyi soğukta ve yağmurda sıcak kuru tutar diyor. Yani 50-50-100 adet hasır lazım bize. Bundan bir tane yapalım biz. Üzerimizde kalsın. Hava yağmurlu olur, soğuk olur, kar olur. Onu yaparız. Şimdi. Ben kendime sandalet yaptım. Sıradan yapılar değil. Köy yapıları. Ev, üretim binaları, balıkçı kulübesini yaptık. Demirhaneyi hala yapamıyoruz. Bu demirhaneyi yaptığımız zaman silahlar açılacak. Bilgin olsun. Maden kulübesi yapmıştık. Madene herhangi bir şey yok. Bir şeye baktım hemen ben de. Depolama. Meşrubat deposu biz yapmış mıydık? Yok. Yapmadık değil mi? Yapmadık. O zaman bir tane meşrubat deposu yapalım ki meşrubatımız sıfır. Buraya dik abi. Direkt. Nereye? Olduğum yere bak. Burası güzel. Boş zaten. Zaten düzenleyeceğimiz içindir. Tamam. Neredeydi o? Meşrubat. Nereye Bunu koyayım? da bir kenara diyelim. Benim olduğum yer değil canım. O az. Tamam, buraya Nerede koyuyorum oluyor? dedim. Olur. Tamam, buraya bıraktım. 10 Tamam, tane güzel kütük güzel. istiyor. Şimdi gidelim şöyle bir. Üç. Enes, bir saniye ben şu işçileri İki bir tane yönlendireyim. varmış. Onlar da toplasınlar. Tamam. Hepsi toplasın kütük. Bir Ben de tanesi toplayayım abi. sadece yemek toplasın. Şimdi odun kulübesi. Onlara balta lazım. Hemen şöyle bir baltalarını verelim. Kötü kozaaklı, kaliteli kozaaklı ağaç. He, kaliteli kozaaklı ağaç olabilir o kullanılmayanlar. Bilgin olsun. Tamam, onlardan toplasınlar. 7, 7, 7, 7, 5. Tamam. Kim bu? Tusubon. Tamam, Tusubon'un işini hallettik. Sabah. Geldik Sayuri'ye. Şimdi Sayuri'ye de bu şekilde doğrama verelim. Oduncu kulübesine git. Yine aynı şekil. Sizler de dur Enes. Bu Abi. aynı zamanda bambu toplasın bize. Evet, bağlamamız da yok. Aynen. Bambu toplasın bu bize. Ako. Ako'yu da aşçıyı gömme şömine diyor. Yok, gömme şömine Allah değil. seni kahretmesin, tavşandan kork. Balıkçı kulübesi var. Askı tipi balıkçı ağ noktası. Kurutma askısı. Çiftçi. Ako da hasır yapsın diyeceğim ama ot lazım onun için. Peki toplayıcılarda su topluyor. Bu da kova lazım. İşte bunları yapmak lazım. Şimdi nasıl olacak? Taş işleme istasyonu. Taş işleme Abi istasyonu. tavşan tuzağında sana bir Tamam. Bu da gitsin oduna ya. Bu da oduna gitsin. Odun kulübesi. Bu da aynı şekil odunları toplasın. Bunlar hep aynısını mı verdim yoksa? taş. İş ver. Oduncu kulübesi. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Nasıl şimdi işler? Nüfus. Sadece bir kişi mi toplayabiliyor? O zaman Ako yani bizimle beraber yolculuk yaptı. Gemisi battı. Ako direkt şeye gitsin. Zanaatkar'da ne var? Ako direkt Zanaatkar'a gitse ama oradan da onu yapamaz. En iyisi oduna gitsin Ako komple. Bir tane yumurta Ako'yu yerine. sadece bir kişi verebiliyormuşuz. O yüzden Ako oraya gitsin. Hanedanlık, işler, nüfus. Bu da maden binasında ne var? Taş. Ako da diğeri de şeye gitsin, taşa gitsin. 11, 11. Tamam. Taş toplayacak Sayuri. Maden binasında taş toplayacak. Oduncu kulübesinde işi yönet diyelim. Bunların sayılarını arttıralım. Tamam. Buna ne işi verebiliriz? Şimdi aşçılardan dul avrat otu Evet. 22 tane dul avrat otu pişirsin. Bu da şimdilik bunları yapsın. Et pişirsin bize. Pişmiş yumurta. Pişmiş yumurta benim depoda vardı. Ben onu umumi depoya bir aktarayım. Hemen geliyorum Enes. O da bize Ya abi yemek. gitmeden kalas şey varsa bana. Kalas mı? İki tane var. Vereyim. Olur valla atarım şimdi gidin kesin biraz daha. Yere at. Attım yere. Hemen geliyorum ben. Ben öyle vereyim. Benim de Şimdi çayım benim geldi kalas Enes'im. çöktü. Enes, çayın varsa gerçekten Ben yok. çayın varsa oyunun tadından yenmez. Oyun tadından yenmez. Eğer çayın varsa oyun tadından yenmez. Şimdi hemen şöyle bir 25 tane yumurtamız var. Bu yemeklerin hepsini umumi depoya atalım. Hiç buralarda bırakmayayım ben. Ha, bunların hepsini al. Bunların hepsini al. Umumi depoya gidelim. Orada alabildiğine varsa hepsini oraya atalım. Kişisel çantaya attığımız zaman onlar kullanmıyorlar. Kamera çantası. Şimdi umumi depomuz nerede bizim? İleride olması lazım. Evet. Falan. Hanedanlık gıda deposu. Tümünü depola. Tamam. İki iş ortak iş yaptık mı güzel oldu ya. Hanedanlık. Tabii canım. Nüfus. Gömme şömine. İşi yönet. Bak tamam şimdi oldu. 22 tane bize yumurta pişir. Pişmiş yumurta. Çiğ balık. 32 tane çiğ balığımız varmış. 15 tane balık pişirecek. Bir tane daha işçi olursa Enes, Bulur bende. onu da balık yakalamaya göndereceğiz. Allah bereket versin. Senle ben etrafı gezeriz, keşif yaparız. Onlar çalışırlar, hanımlar kendi aralarında. Şimdi sana doğru geliyorum. Bir şey lazım mı? Abi şimdilik galiba taş birkaç tane bulayım şuradan. Taş, bende var. Bende taş 100'den fazla var galiba. Çünkü çatıyı yapmaya taş gerekecek şimdi de. Tamam, kalas lazımmış. Ben odun Ben kes. topladım onları abi gel. Ya, aldın Onlar mı? yetebilir. Tamam. At yere ben. Yetmezse atarım, sen dönüştürürsün. Heh, tamam. Ben de o zaman 12 tane var. bunlardan ince dal çıkartayım biraz. Yetti bunlar abi. Yetti mi? Yetti. Tam yetti. Tamam. Hasır istiyor. Bu ne lan? Kütük istiyor. Kalas istiyor. Kalasın Ben dönüştüreceğiz abi. en iyisi oduna gideyim. Dur abi dur. Durdum.
Abi git. Yokmuş. Ben oduna gideyim en iyisi. Geliyorum geliyorum. Bende de yokmuş. Hepsini vermişim yetmedi. Çantamı da boşaltayım biraz. İnce dalı ne kadar var? 25. Oraya kalas lazımdı, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Bunu buraya koy. 25. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. İnce dallar bende kalsın. Bambuları buraya koy. Tamam. Buraya bir şey koyamıyoruz. Buraya. Şimdi burada bizim, bak burada bizim bir sürü killerimiz var. Bizim burada bir Evet, ben sürü, onları bir sürü toplamıştık abi. aynen. Burada bir sürü killerden var, taşlardan var, kazmalardan var. Var da var. Bunları böyle bu şekilde 25 tanesi bende kalsın. Tamam. Bunları böyle umumi depoya atalım. Asırı 10 tane atmıştım orada, acaba kaç tane çıkıyor? Başka Abi. otu atalım buraya efendim. 12 tane daha lazım. Ne o? Kalas. Tamam, ayarlarız şimdi Allah'ın izniyle. Sen buraya gel. Bu depoları sonra düzenleriz. Bunları da buraya koy. Kıyafetleri de buraya koyayım şimdilik. Der ki giyinir bayanlar. Evet. Ben oduna gidiyorum. Böyle Amazon ormanlarına doğru. On tane asır aldım ben. Enerji bittiği için dolduramıyoruz bu arada. Aynen. Hani Abi biz ot dallık toplamıştık ya, nereye attık onları? otları hatırlamıyorum. Yere attık ama nereye, dur bakayım. Annem öğretti, acil yine gelin. Dalı değil. Niye? Unutmam için. Bunları alayım, şimdi bana lazım. Şimdi bir ahır yapsın, sen yapar. Şimdi fener burada kalsın. Ben bir tane balta yapayım. Arada drop giriyor arkadaşlar. Bir yer aldığım kayıtta yoktu ama şimdi niye öyle yapıyor? Ben geliyorum şimdi yavaş yavaş. Ne lazım? Nasır yine yetmedi. Sen ne yapıyorsun burada? Arkaya asır kaldı abi. İki tane asır lazım burada. Asır. Asır burada yok. Bir dakika, asır yapacaktım.
Elimdeki klaster buraya tam yetiyor. Yetiyor mu? Aynen. Hiç yapmayayım o Hiç zaman. Yapma. Şimdilik kalsın. Kütük isteyebilir. Yok, son galiba abi orası. Tamam. Arka tarafta bir şeyler istiyor. Kasır kaldı tek şurası. Enes, biz meşrubat deposu yaptık ya. Yok abi yap. Bu mu yoksa abi? Hayır, ben Şurada. aynen burada yapmışız ya. Bu. İki tane oldu bak. Çünkü yandaki hasırlardan hatırladım. Biz yapmışız. Aa evet yapmışız. Yapmışız. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yıkarız onu da. Yok, kalsın iki tane olsun. Oni babayı buldu ya abi şimdi. Onu bulmak lazım. Şimdi gidelim bulalım onu. Eşyaları boşaltalım. Odun dolu bende. Oraya boşaltayım. Bu Enes, dur, gitmeden önce su lazım. Bu kovayı nasıl yapıyorduk? Kovayı nereden yapıyoruz biliyor Sıradan musun? yapılar. Şu şeyden yapıyoruz. Ben buradan bir yerden yapmıştım onu sonra. Üretim binaları değil. Gel gel Depolar. yanıma gel. Taş testi ne ya bu değil. Ay tamam, yanına gelin de ben de öğreneyim nereden Lan. yapıldığını. İşte onu göstereceğim sana da Bir buradan dekor yaptım gel. ürünü. Nereden? Bak gel yanıma bu Geliyorum. şeyin içinde. Doğramacılık tezgahı burası ne ya? Oduncu kulübesine gel. Geliyorum. Şurada kova var. Kovaya basıyorsun yapıyorsun. İnce dallı kalas gel. He. Tamam. O zaman şuradan O zaman kalas yapalım yanına. şimdi burada ne var? Burada küçük bak Goya asası buradan yapılabiliyormuş. Kağıt istiyormuş. Biz bunları satın almıştık. Tamam. Kalas istiyor. Bir de ince dal istiyor. Gübre kovası, su kovası. Su kovası olursa su orada birikir. Ben bu odunları buraya bırakıyorum. 50 tane su gerekiyor buna. Tamam. Var mı suyun için? Yok. Su İşte toplayalım gelelim o zaman. nasıl Kova toplayacaksın yaptım suyu? ben. Suyu nasıl toplayacaksın? Kova yaptım. Yaptın mı sen? Tamam. Güzel. Ama kova tek kullanımlık değil mi? Olsun. 20 tane mi şey yapıyor? Sen de yap abi kova. Tamam, yapayım o zaman ben de. Ne istiyordu? İnce dal kalas istiyor değil mi? Evet. Şuradan 2-3 tane kalas için ağaç keseyim. Tekrardan depodan harcamayalım. Su 20 tane aldım ben. 35 tane suyum var abi şu an. Güzel. Bakayım. 35. Var mı abi 15 tane suyun için? İşte şimdi yapacağım birazdan. Kova yapacağım daha. Kolay yapacağım. Atayım mı malzeme? Ben de var. Böyle yere attım 3 tane. Ben sana çevireyim onları Sen alıyorsun yaptığın zaman. hemen atacağım abi. Bende 3 tane vatan biter. 9 tane kalas Tamam. oldu. Enes, bir yemek yeseydik iyi olurdu ama yemek de kalmamış. Bir tane ahududu Evet vardı, yemeğe onu az gömdüm. kaldı. Gel abi 6 tane şey atayım. Dur. Pişmiş etim var. 3 Geliyor. tane Şunu atacağım. yapayım, bir geliyor. Şimdi ince. Biraz da lavrat otu yedim ben. İnce dal istiyor. İnce dal burada Abi var olması ince lazım. var. Burada var. Gel gel attım. Aldım. Aldım aldım. Aldım. Tamam. Hemen yan tarafta şey var ya, oduncu deposu var. 3 4. Tamam, 4 tane yaptım. Sen nereye attın benim etimi? Atmadım. Atayım mı? Atmadım. At bir tane bana. Eğer varsa fazlalık. 3 tanesini sana yedim bir abi. 3 sana 3 bana. Tamam, teşekkür ederim. Hava karardı abi. Uyuruz o zaman. Aynen, uyuruz o zaman da şey, Yolumuza ben bir bakalım. su yapayım. Tamam. Direkt o kovayı yapayım mı abi gidip? Ben buraya kova attım şimdi. İki tane kova içeride kaldı. Ben yapamadım. Kovan kalmadı ki. Tamam. 40 tane su var. Yapacağız şimdi?
suları. Gel abi oraya. Gaz lambası yok edildi. Nasıl yok edildi ya? Gazı bitti. Gazı bitmiştir. 15 tane su atar mısın Atayım harbana? hemen. 20 tane atıyorum direkt. Attım yere. Şimdi kova hepsi var abi, üretilmiyorsun kovası kit. He? Su şeyi kovası kilitli. Bir saniye. Üretemiyoruz. Bir saniye. Gübre kovası da kilitli. Depolama binaları, gıda meşrubat, buzhane, umumi depo, üretim Kilitli binaları, kilitli. demirhane dikimi yapmıştık. Hizmet binaları şu an kapalı. Han muhafız kapalı. Dekorasyon sıradan yapılar. Geçici büyük tavera, tavşan tuzağı. Şu tencereden lazım bize. Pişirme kazanı lazım bize. O Onu piş. şeyden yapıyorduk ya. Ben uyuyalım abi. Tamam uyuyalım Şimdi ama pişirme kazanını bir yerden bulmamız lazım. pişirme kazanı. Sanki yapıyoruz onu sanki. Yapılmıyor ya da yapılıyor bilmiyorum ama. Yani yapmak için de metal lazım. Bakarız. Uyudum ben. Ben de yaptım. Bir tur daha yatıyoruz abi. Şimdi zaman. Tamam. Tamam abi, ben tekrar başlatıyorum. Evet, uyandık. Başlattım. Tamam, evet, uyandık. Şimdi Benim şu haritada görev yerine gidelim mi? öyle. Gidelim abi. Şeye bak. Çantanı boşaltman gerekiyorsa boşalt. Ben suyu da evdeki çantaya bırakıyorum şimdilik. Elimde mızraklarım kalsın. Taş bende kalsın. Bu burada kalsın. Kalaslar. Bunları giderken depoya bırakırım. O tarafta ne var? Herhangi bir şey var mı? Burada bizim şeyler var, kıyafetler var. Peki. Bu adam nerede? Bu adam burada. Tamam. Çantadan bunları al. Onlara gidip orada satarız, para kazanırız. Şimdi kalaslar burada kalsın. İnce dalı da buraya koy. Da buraya koy. Tamam. Umumi depo. Taşları buraya koy. Enes ben hazırım. Abi. Efendim, hazır mısın? Ben hazırım. Ben bilgisayar çöktü. Tekrar girmem Ha, lazım bilgisayar dakika. mı söktü? Tamam. Tamam, tekrardan gir. Şifre halinde mi değişmiyor? Aynı şifre yine aynı sunucu şifresi. Sen girerken ben de bizim yeteneklere bakayım. İki tane bizim yeteneğimiz var. Liderlik yolu var. Şimdi evet. Sattığın tüm malların fiyatı %10 artar. Fiyatlar %15 düşer. İnsanlar sana doğrudan şüpheyle bakmaktan vazgeçip tarafsız bir gözle bakar diyor. Bunu da kilidini açmak lazım ama. Alet kullanım takatı %20 azalır diyor. Kilitli bölgenin bak orası. Yakın silah saldırı hasarı %10 artar. Silah kullanım takatı %15 azalır. Keşişte herhangi bir şey yok. Yani sen geldiğin zaman bunları birlikte ona göre ortak karar geliştiririz. Tamamdır. Şimdi FPS de düzelir sanırım.
Tamam. Diyorum ya abi, bu bilgisayar işte yetmiyor bana. Kayıt alınca yetmiyor. Aynen. Kayıt almadığın zaman 10 numara. Aynen. Canavar gibi. Orada yükleniyor ya. Sisteme yüklendiği için. Hı. Bu birazcık çöp oldu, beni çok uğraştırdı dedi. Kaç bölüm sürüyor acaba bu? Bilmiyorum ki. Sen gelinceye kadar ben ahududu atıştırmalık, bunları yolda yeriz. Yalnız şifreye girip yenile diyorsun abi, senin de haberin olsun ha. Oraya şifreye giriyorsun ya, sonra yeniliyorsun, senin adın çıkıyor kurduğun sunucu. Aynen. Tekrardan şifre vermem gerekiyor mu? Yola girdim. Tamam, güzel. Sadece sen öğren diye. Ben mesela sunucu Aha. kurdum mu, o sunucuya girip şifreyi veriyorum. Sen buraya pasaport yazan yere şeye giriyorsun. Şifreye girip yeniliyorsun sayfayı. Aha. Sonra senin karşına çıkıyor tekrardan benim Ha, sunucu. tekrardan çıkıyor. Tamam, güzel. Aynen. Çünkü diğer türlü aradım mı, ana sayfada arıyordum ya ben, çıkmıyor. Senin şifreni girdikten sonra yenileyince çıkıyor. Tabi ana sayfada çok fazla sunucu var ya. O yüzden çıkmıyor orası. Bak şimdi 60 FPS alıyor. Şimdi düşer ama. Hemen abi tuvaletim geldi dedin ya, orada yarıldım. Değil mi? Geçen gün de Barcelona maçında, Şampiyonlar Ligi maçında ne oldu biliyor musun? He. Kayıtta mısın sen şu an? Kayıttayım ben. Ha, Ama keseceğim oraları. sen konuş, ben keserim. Mecbur keseceğim abi, zaten ben şey yaptım. Aynen. Şey, ben durdurdum bu arada, öyle yapıyordum sen gittiğinde. He, tamam. Adam futbolcu tuvalete gitmiş, 10 dakika gelmemiş. Ve oyuncu değişikliği yapmışlar, oyuncu gelmedi diye. Hadi ya. Maç sırasında tuvalete gitmiş. İlk defa şahit oldu buna. Be. İnsanlık hali olabilir yani. Olabilir de niye geri gelmiyorsun sen? Resmi bir maç oynuyorsun şu an. Evet tabii, o ayrı bir konu. Abi geldin mi? Ben hazırım. Ben ot topluyorum abire. Tamam. Ben de direkt başlatıyorum o zaman. Neredesin? Yine akşam olmuş sanırım. Yok. Yok yok, aynı. Sen başlatacağın zaman başlatıyorum dersin. Seni bulayım abi de bir. Ver şuradasın. Bir dur abi, şey kendine gelsin de. Oyun yüklensin. Tamam. Kasıyor ya şu an. Renderlasın da oyunu. Şu an acayip donuyor. Abi başlat. Başlattım abi. Enes, tamam. Ben hazırım. Ben de hazırım abi. Şimdi görev yerine gidebiliriz. Öncelikle bir bakayım şu görevleri tekrardan. Abi gidelim gitmesine de bizim yememiz çok az yalnız. İkimizin de az. Yemek mi? Evet, ikimizin de çok az. Ben 47 adet ahududu topladım az önce. Gel sana yarısını vereyim. Ağlıyordu, ben de toplarım buraya. O mısır, senin burada mısır var ya, o mısırları belki ekebiliriz ha. İlerleyen zamanda. Atayım bir yere. Abi neredesin? Bak buradayım, arkanda. Baba giriyor da arada benim ondan. Tamam. Ben bunu yere attım. Bak yerde. Umumi depoya Tamam. gidelim. Umumi depoda biraz da yiyecek alalım. Şuradan Yolda kolaylaşsın. atıştırmalık iyi gider. 5 tane pişmiş et varmış.
İstifi ayırdım. İki tanesini kendime aldım. Üç tanesini sen al. Burada tüketilebilir yağ var diyor. Şimdi yağ boş verelim. Yağ kalsın. Yağlar lazım olacak. Tavliğinden lazım. Bak buradan gel, buradan al. Umumi depoda etleri al. Abi balıkları aldım, pişiririz yolda. Balıkları şey pişiriyor. Onları orada ben bıraktık şey yapıyor. Yağ var. Görev verdik ya, balıkları pişiriyorlar. Etleri de mi bıraktın? Etleri de çiğleri bıraktım orada. Tamam. Şimdi yenilenmeye giden yol. Yaban domuzu görevimiz var. Ruiji'nin gazabı diye bir görevimiz var. Önce biz ana görevden direkt yenilenmeye giden Oni Baba'yı bulacağız. Acaba nerede? Evet, Oni Baba'yı bulalım. En yakın konum orası, 400 diyor. Oraya bir doğru bir gidelim. Hatta şöyle bir iki tane et gömeyim ben. Baltamı kırayım da. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Geliyor musun? Geliyorum. Bunu Köprümüzü inşa patlattım. ettik. Sapasağlam köprü. Artık köprüden gitmemiz gerek bence abi. Tabii canım, yani artık böyle dolaylı yollardan değil de direkt köprüden geçeceğiz. Çünkü mantıken buradan gidersek o Oni Baba'yı da buluruz gibimize geliyor. Zaten şey gösteriyor, üst tarafta gösteriyor. Sayılar. İşte bu yolu yaptırma sebebi bence o. Aynen. Dediğin gibi. Bu yolun yapılmasını direkt oraya Abi bağlıyor bizi. şurada bambu var. Bambu da toplayalım mı ayak üstü? Toplayalım. Hemen şöyle alalım bunları. Niye olmasın? Olur tabii ki. Abi Bambular taşım lazım. yüksekmiş. Enes, şimdi bizim becerilerimiz var. Evet Şu abi. becerileri bir kullanalım. Şimdi liderlik yolunda diyor ki, şimdi liderlik yolunda sattığın tüm malların fiyatı %10 artar. Diğeri fiyatlar %15 düşer. Kilitli olan yer ise insanlar sana doğrudan şüpheyle bakmaktan vazgeçip tarafsız bir gözle bakar diyor. Bu kilitli. Önce ikisinden birini vermek gerekiyormuş. Zanaatkar bölümünde ise bütün şemaların zanaat süresi %15 azalır. Aynı zamanda daha az darbeyle ağaç kesebilirsin. Biz bunu yapmıştık. Diğerini yaparsak alet kullanım takatı %20 azalır diyor. Tamam Ne yapalım? Savaşçı var mesela. Savaşçı fark da etmez abi. Sen hangisini uygun görürsen onu yapalım. o da fark etmiyor da. Yakın silah saldırı hasarı %10 artar. Silah kullanım takatı %15 düşer diyor. Şimdi biz artık bizim karşımızda saldırı olayları olacağı için savaşçıyı aktif edelim diye düşünüyorum. Yakın silah kullandığımız için de yakın silahı verdim. Ondan sonra silah kullanım Tamam abi. takatı %15 azalttım. Güzel. Burayı tamamladık. Şimdilik. Ahmet abinin gözünden görmek istiyorsanız tekrardan belirtiyorum. 500 tilki yazarak kanalını bulabilirsiniz. Onun gözünden izlerseniz daha güzel olur. Açıklamaya zaten bırakacağım. İnşallah ona gider bakarsınız. Teşekkür ederim. İkimizin gözünden daha güzel olur. Aynen. O okuduğu için içerikleri ben pek okuyamıyorum. Sıkanıyorum. O yüzden genellikle Ahmet abi okuyor. Haberiniz olsun. Niye Daha sürekli Ahmet abi okuyor, sen yapmıyorsun gibisinden yazar sana da eğer. doğrusu okumaya çalışıyoruz çünkü farklı isimler olduğu için İçimiz de telaffuz edemiyoruz gerçi de. aynen. Ahmet abi yine bana göre diksiyonu daha iyi. Evet, estağfurullah, Hem biraz da estağfurullah. tıkanıyorum ben. Enes, burada bir yapılanma var. Bakalım ne var burada? Belki bir tüccar vardı ya da bir yağmalayabilecek herhangi bir şey Buraya vardır. gitmiş miydik abi sanki? Gelmiştik ama belki spam olmuştur. Uzun not buldum abi, hiç kaçırmam He, vallahi, tamam. direkt. Lazım oluyor çünkü bize. Şöyle Geliyorum bir hemen arkanda. iyicene bakalım. Herhangi bir şey var mı alabileceğimiz? Yağmalayalım abi, en sevdiğim. Tabii yağmalamak gerekiyor. Çünkü yağmaladığımız zaman herhangi bir sorunla, tehditle karşı karşıya kalmıyoruz. Var burada. Burada. Yamalanacak bir şey yok. Aa bak. Basit ok buldum mesela burada. Bunda yok abi. Bu taraf boş. Aa yukarıda birisi var abi. Bunu gel bakalım abi. Hadi be, gör. Kenjo mu? Kenjo mu? Ne var abi burada?
Tamam Ben onunla gidiyorum. şu oku niye görmedi ya? Geleyim abi ben alayım alabiliyorsam. Tamam aldım. Basit ok Tamam. aldım 5 tane. Tamamdır. Bu ne? Bunu alamıyormuşuz. Abi ne yapıyorsun? Bakıyorum. Tepeye kadar çıkmışsın. Altına üstüne bakıyorum. Ha bak, sake buldum mesela. Tamam, çok Pirincin güzel. fermente edilmesiyle yapılan alkollü bir içecek. Yok. Alkolle aramız iyi değil ama. Aynen, Sake'yi tamam. aldık. Aynen. Enes burada bir Tabii tane onu daha bilerek. sake var. Bir tanesini ben aldım diye mi ikincisini alamıyorum? Bunu sen Yok, alabilirsin belki. alınmıyor. Alamıyor Alınmıyor. mu? O alınmıyor, baktım. Tamam, o zaman diğerine Boşuz bakalım. galiba. Zaten görev yeri burası. Bu neymiş böyle burada? Burada bir şey yok. Buradan bir şey alınmıyor abi, girdim ben. Konuşacak insan var. Aynen. Şimdi işte bununla görevimiz var. Evet. Köylüleri korkutan yaratık hakkında konuşmaya geldim. Yaptığın onca şeyden sonra beni rahatsız etme cesaretini gösterebiliyorsun demek. Bak şimdi Kenjo, aramızda bunu halledelim. Yani hiç tartışmaya gerek yok. Neyse, ben yine de sana şu yaratığı anlatacağım. Bir Oni Baba kendisi yani iblis. Ben de böyle biriyle evliydim bir zamanlar. Oni Baba bayanmış mı? Her şeyi en iyi kendisinin bildiğini iddia ederdi. Ben ne zaman bir şeylerle uğraşsam çıkıp boş boş konuşurdu. Bir gün bir kulübe inşa ediyordum ve kendisi gelip bu kulübeden adam olmaz dedi ve kulübe bir anda çöküverdi. Belki sen bir şeyleri yanlış yapmışsındır. Öyle mi? Yani bir kadın benden daha iyi bilecek öyle mi? Bu bana büyük bir hakaret. Neyse, biz şu öcü kadına dönebilir miyiz tekrardan? Bir Oni Baba olduğuna eminim. İlk kez gördüm kendisini. Çok garip bir şekilde dans falan ediyordu. Tilki ya da yılan türüyle bir bağlantısı olabilir sanki. Bir anda ortalıktan kaybolup izini kaybettiriyor çünkü. Bu tarz şeyler insanın başına gelebiliyor. Karımın da bir köpeği vardı ama o da bir anda ortadan kayboldu işte. Bana Oni Baba'dan çok eşinden bahsettin yahu. Nerede şimdi o peki? Boşadım onu. Giderken de güzel bir mektup bıraktım kendisine. Anasının evine gönderdim. Çekemem kahrını. Olmaz ki böyle. Yıllardır ömrümü tüketti. Sayın eşim, seni boşamak mutluluk verici. Şimdi gidip başkalarının başını tekrardan yakabilirsin yazdım. Güzel. Oni baba diyorum yahu. Neyse aman. Eşin ne yaptı madem? Gitti başını yakacak başka birini buldu tabii. Evlendi tekrardan. Bu konuya girmek istemiyorum. Pek aynen hiç bu konuya girmeyelim. Sen bize anlatılması gerekenleri anlat yeterli. Biz isteğe bağlı görevi yapmışız abi Enes yanlışlıkla. burada yaralı mülteci kıyafeti buldum. Ben birazcık bana bu toplayıp çalanları okuyana kadar. 50 altından mondan okuturuz onu. Tamam. Şimdi şu Oni Baba'yı bulmamız lazım. Taş bıçak var burada. Başka buradan alabileceğimiz bir şey. Tüy Tamam. var. Tüyle ne yapacağız acaba? Tüyümüz çok da. Tüylerle ok yapacağız büyük bir ihtimalle Enes. Ben attım bizim şeylere. Tavanda bir şey Envanterde var var. mı? Tavanda bir şey yok. Karanlık da çöktü. Şu Tamam. yoldan devam mı edeceğiz? Buradan mı devam edeceğiz Şimdi abi? diğer tarafa. Görev ikiye ayrılıyordu ya. Bu isteğe bağlı olan görevdi. Onu tamamladık. En yakın demek ki isteğe bağlı olanmış. Ben aydınlatayım ortalığı da. Siz de görün arkadaşlar. Çünkü karanlık oluyor. Gözükmüyor. Şimdi çantamda neler var benim? Bir tane taş bıçak aldım ama taş bıçağa gerek yok. Bakayım. Abi eşkıya çıkarsa kavga ederiz onunla. Ne Bende dersin? çelik var ya. Ayıp ettin. Bende de var o çelik. Sen Nereden demir gidiyorsun? vardı. Buradan gidelim. Bu ne? Küçük kil yatağıymış ha. Onlardan topladık baya. Abi gel de buradan dikkatli gel, aşağı düşme boşuna, çok tehlikeli. Gelebilirsem eğer. Heh. Soldan çık abi, soldan zıplayarak Soldan. çıktım. Tamam. Abi hiç tekin yerlerden gitmiyor da. Enes o kuşun sesi bir daha geliyor. Acaba bu Oni Evet. Baba denilen şey kuş olabilir mi? Tilki ya da Abi hiç yılana kuş benzeyen sesim yok. diyordu. Bak kuşun sesi artık buralara kadar yaklaştı yani.
Abi ben ürperiyorum ama yemin ederim içim ürperiyor benim, Yok korkuyorum be, ben. korkacak bir şey yok. Ne korkacaksın? Alt tarafa gideceğiz, konuşacağız. Ay yok diyorsun da nasıl sıçrıyorum burada bir görsen. Fare elimden kalktı yemin ediyorum olsun. Aa, kadın burada. Aa, Normal. bu maske takmış. Dur Enes, dur. Bir saniye dur. Buradan bir ekran resmi alacağım şöyle bir. Hadi bak bana. Baktı. Tekrardan şöyle bir ekran resmi alalım. Evet. Ekran resmimizi aldık. Enes, hazır mısın? Konuşuyorum. Evet. Nijo. Sen bir Oni baba mısın? Bunu diyemiyoruz. Aa, bu soruyu soramıyormuşuz. Enes, sen de katıl. Sana davet gönderdim. Katıl sen de sohbete. Katıldım abi. Yine soramıyoruz. Hani sen katılmadın gözüküyor. Bana bastım katıldı teyit. Sen konuş. Oradan bana Nijo. davet yap. Nasıl yapacağız? Tamam. Ah kelimesi çıkıyor. He. Tamam, ben de katıldım şu an. Konuş. Sorayım mı abi sen bir Oni baba mısın diye. Sor bakayım, sorulabiliyor mu? Tamam. Abi ne oldu? Sordun. Az önce bende Ben sorulmamıştı. Ben miymişim? miymişim Aha oluyor? desene, maske işe yaradı. Biraz eğlensinler istemiştim sadece ya. Böyle çetefilli bir zamanda unutulma yazılar hızlı geçiyor. Refah dolu dönemlerden kalkma bir düşman. Hem maskenin arkasında kendimi daha güvende hissettim ben. Halk ise çok fazla acıya ve eziyete katlandı. Tüm bu ıstırap onları kuşkucu insanlara çevirdi. Ama bakıyorum da onların güvenini kazanmayı başarmışsın. Başarmışsın. Buralara hangi rüzgar attı seni? Memleketin gözünde tütüyordu şimdi senin. Ama burada da kendine bir hayat, bir düzen kuracağına eminim. Şu anda işe yaramaz biri gibi hissediyorsun kendini, bu topraklara ait. İşte yazlar hızlı gidiyor. Ama sana şunu, yazlar hızlı gidiyor ya. Neyse. Bunu sevgili dostlarımız izlerken durdura durdura okuyorlar, eğer okumak isterlerse. Abi içinden okudun mu zaten sen hızlı okuyabiliyorsun da. Bayağı da uzun metinmiş. Ne o? Tut diyor. Ot verdi bize. Göremedim. Aynen. Nefes al Nefes işte böyle. aldı. Seni besleyen elleri düşün. Seni evinden gönderen acıyı düşün. Ardından o düşünceleri bırakıp zihnine huzur ver. Artık olay sen değilsin. Ne oldu? Karar bizimmiş abi. Olay. Evet. Gözcü Kulesi'ne git diyor bize. Görevi takip et diyorum. 311 Gitti abi. metre.